bu işleri çok iyi biliyor. Aslında bu ocakların tamamı aynı zamanda şifa merkezi. Bence bu köyde ilk istirahat oranı çok yükseliyor. Bakın etrafa bir. Her köy böyle aslında. Yani köylerde bir yoğunlaşma oluyor. Çünkü insanlar onları getiriyorlar yakından rahat bulabilmek için yani. Bunu birkaç yerde gözlemledik. Ya da tohumu çöple atıldığı için, evet. Yakıldığı için. Burası Mahmut Dede nerede? Mahmut Dede bir de sen gel şu şeyi anlat. Burayı şey demiştin ya, Sılış, burası Türkan Mıla, değil mi? Ya da Türkiye. Türkiye. Nasıl bir özelliği var? Türkiye dersine. Bir de Cem Cemaat barış kültürü var. Cem Cemaat barış kültürleri Türk kutsal yerlerde Cem Cemaatlar ekseri orada, oralarda yapılır. Burada 3 köyümüz var. Bunlar müstakil azınlık. Büyük bir aşiret değil çağında. Daha sonra çoğalır. Külbek, Bilan, Tirkel. Buralarda hem evliyalar var. Hem çağın Metin zamanında anlattığı gibi bazı erenler bir yerlerde buralara geçer, burada mekan kurar. Bu mekan yerleri bunların kutsal olduğu için Cem Cemaat Barış Eksir buralarda olur. Ve bu köylere pek dokunmamazlık var. Yani bunlar büyük aşiretlerin dışında biraz ne diyelim azınlık ama vicdanlar o zaman. Evet. Yani herkesin kabul ettiği, kimse onları siyaset üstü diyelim bir konumları var. Çatışma oldu. O yüzden cemaat merkezleri. Aynı zamanda bir güzel bir bilgi hatırlatalım. Onu burayla ilgili vereyim Mahmut Bey'e. Evet. Gagan kutlamalarının merkezi bana göre burasıdır. Çünkü Gagan'da 3 ayrı tören yapılır burada. 3 ayrı cem yapılır. Bir hafta içerisinde 3 ayrı. Biliyoruz ki burası Gagan, bütün Dersim'in Gagan ritüellerinin merkezi. En büyük pirler burada birleşiyorlar ve Gagan Ermenilerle Kızılbaşların ortak bayramıdır. Yine burada olması tabii ki çok doğal. Ahmet'in dedeleri de bu köyden. Epey bir Mehmet Ali Buralı'dır. Milletvekili Buralı'dır. Milletvekili Başkanımız Buralı'dır. Çünkü milletvekili güçlendir. Buyurun. O da mı Buralı'nın? Aynen şimdi. Olsun. Evet. Biz şimdi herhangi birimiz içeri giriyorsak muhakkak kapıda niyaz olur. Evet. Şimdi buranın sahipsi var, müsaade alıyorsun, niyaz oluyorsun kapıya ve ondan sonra girin içeri. Bizim evliya evlerin usulü. Evet, 1938'de burası yakılıyor Mahmut Ali, çok özür dilerim. Üstüne şah diyorlar bir de burada bir üstün var. Tabii direkt bunlar hep bozuldu. Üstün yani. Buna üstün diyoruz. O Cem evinin en önemli yapı malzemelerinden biridir. O yanmış ve askerler yanmamış şey de sadece o. 93'te de gene bir vukuat var. Evet. 38 askerler geri çekiyorlar. Buradaki evliyayı anlıyorlar yani. Bir olay yaşıyorlar. O zaman biraz geri çekiliyorlar. Buraya müdahale etmiyorlar. Şöyle bir durum var. Pirvenkliler buradan Perte'ye kadar büyük bir artık aşiret gerçekten de. Aynı zamanda ocak yani ocak onu da söylememiz gerekiyor. Kurmancı konuşuyorlar. Zazacayla mükemmel derecede buradaki insanlar mükemmel derecede Zazacayla biliyorlar.